Peki Yasin Bey, pandemi döneminde esnaflarla çok iletişimimiz oldu. Pazarcılardan normal esnaflara kadar her biriyle teker teker görüştünüz. Kendi sosyal medyanızdan bunu da gördük. Esnaf ne durumda ve esnafın özellikle iş aşk konusunda geçtiğimiz günlerde yaptığınız açıklamayla açıklamaları ya da kamuoyundaki oluşanın aksine bir gündemi var? İnanın Kayseri'deki esnaftan bahsediyorum ama Türkiye'nin de bundan farklı olduğunu düşünmüyorum. Esnaf bitmiş. Esnaf artık evine götüreceği ekmeği, evindeki elektrik parasını, kirasını, geçimini halledebilecek inancını, duygusunu kaybetmiş. Fakat bir iş sahibi, özellikle Kayseri'de de insanlarımızda bu var, sabah saat 6, 7, 8 işine gitmeli. İşine geliyor ve biz bazı esnaf arkadaşlarımız ziyaretlerimizde diyorlar ki kamerayı kapatın, duygularımızı rahat söyleyelim. Kamera açıkken ufak tefek konulara değinebiliriz. Kamerayı kapattığımız anları size söylüyorum. İnanın esnaf artık hükümete olan inancını kaybetmiş. Belediyeye olan inancını kaybetmiş. Hizmet noktasında siyasiden bir beklentisi kalmamış. Kiramı ödeyemedim diyor. Vergimi ödeyemedim. SSK'mı ödeyemedim. İşimin maaşını ödeyemedim. Ama iş yerimi açıyorum. Bir umutla açıyorum. Buraya geldim. Bana diyor gelen bir müşteri, bir sarraf arkadaşın söylediğini söylüyorum. Artık diyor bir vatandaş geldi de elindeki alyansı diyor satacak duruma geldiyse, evlilik hatırasını ve bundan başka satacak bir kıymetli bir şey kalmadıysa, bu ülkenin diyor durumu işler acısı. Bunu ekranlar önünde söyleyenler de oldu. Biz vatandaşa ne yapabiliriz, bu konuda nasıl bir sonuç bekliyorsunuz dediğimizde diyor ki keşke sesimizi duyurabilseniz, Sayın Cumhurbaşkanı'na bunu iletebilseniz, milletvekillerimize Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikal ettirebilseniz, hiç olmazsa diyor 3. aydan bu tarafa bir pandemi dönemi var. SSK'ları bari almasalar, Bağkurlarımızı almasalar, yani bırakın diyor kirayı biz ödeyelim, bırakın biz giderlerimizi karşılayalım, maaşımızı biz ödeyelim. Ama devlet de üzerine düşen diyor bir görev var. SSK, Bağkur gibi konulardan lütfen diyor bizi bir en azından pandemi döneminde muaf tutması gerekli. Bunlarla ilgili biz çok diyor konuşuyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında dün de akşam bunu gördük. Yine ihtiyacı olan kira sahiplerine 750 ila 1000 lira arasında bir konudan bahsediyor. Aslında ihtiyacı olan değil, birçok sanayici, adı sanayici, binlerce insan çalıştıran kişi fabrikanın kapısını kapatacak ama işi çıkartmak yasak. Neredeyse kapatmak da bir o kadar suç havasında SSK'sını ödeyemeyen sanayiciler var. Bunlarla ilgili bir yapılandırma. Yapılandırmaya da aslında girmişken uzun vadede buyurun bir 3 aylık ötelemeler oldu. Bunlarla ilgili ötelemelerin de günü geldi. Bakın 11. ayda sanki 3. ayda ödeyemediğini 9. ayda ödeyecek bir ortam mı oldu? Hükümet olarak aslında bunlarla ilgili öteleme değil, bence tamamen muaf edilmeli noktasında vatandaşın beklentisi var. Vatandaş inanın şu anda kameralar açıkken kimileri konuşuyor ama konuşmayan insanlar sandıkta konuşacak. Bak göreceksiniz sandıkta bu hükümete, bu belediyelere inanın bugünün yaşadığının sonucunu mutlaka çok ağır şekilde ödetecek. Eğer biraz siyasetten anlıyorsak, biraz konuştuklarımızı anlayabiliyor isek.